Bilindiği üzere bu süreç Sayın Öcalan'ın Suriye'den çıktıktan sonra Yunanistan, Rusya, İtalya, Belarus ve Kenya'da geçirdiği süreç boyunca devam etmiştir. Yine o dönemde Sayın Öcalan her gittiği ülkede o ülkenin en üst düzey istihbarat görevlileri veya siyasetçileri tarafından karşılanmış, kendisine hukuksuzluklar dayatılmıştır. Bu süreçte ya saklanmaya zorlanmış ya da kendisini saklamışlardır. Kimi zaman havaalanlarda saatlerce bekletilmiş, kimi zaman konsolosluklarda veya gizli yerlerde tutulmuş. Ancak hiçbir yerde o ülkede yasal bir çerçeve içerisinde giriş yapmasına müsaade edilmemiş veya kendisinin iltica başvuruları işleme alınmamıştır. Belki de bu aşamada insanlık tarihinde hukukun varoluşunu ve uygarlık tarihinin gelişimindeki etkisine biraz değinmek gerekecektir. Belli bir düzeni sağlamak amacıyla insanlar tarafından oluşturulan, daha sonra yazılı hale gelen yasaların herkese eşit bir şekilde uygulandığı takdirde ancak ahlaki politik bir toplumdan bahsedebileceğimizi söyleyebiliriz. Ancak söz konusu Öcalan olduğunda en gelişmiş hukuk sistemlerine sahip olan Avrupa devletlerinin hukukunun işlenmediği gibi 3. dünya ülkelerinin gibi Kenya gibi ülkelerin hukukunun da işlemediğini görüyoruz. Buradan şunu anlıyoruz. Kapitalist modernitenin yarattığı hukuk ancak hangi hukukun kime göre veya kimlere işleneceğine göre şekillendiği sonucu çıkmaktadır. O dönem bu nedenden dolayı kendisi Öcalan'a uygulanan hukuk Öcalan'ın şahsında şekillenmiş ve tüm bu süreçte tek kelimeyle hukuka uygun bir işlem yapılmadığı gibi hukuki bir durumdan da söz edemeyiz. Söz konusu Sayın Öcalan olunca hukuksuzluk ete kemiğe bürünüyor. Yani bunu herhangi uluslararası bir hukuktaki bir karşılığı yok. Bunu bir hukukla da tanımlayamayız. Ama belli üzerine anlaştıkları bir hukuksuzluk hali ve yani kapitalist modernitenin yarattığı hukuk çerçevesinde kendilerinin üzerine anlaştıkları bir hukuk mevcut. Yani tamamen işletilmeyen bir mevzuat mevcut. O yüzden burada bunun için aslında hukuk kelimesini kullanmak da çok doğru değil. Tamamen hukuksuzluk. Herhangi bir işlem yapılmama hali. Tecrit en basit tanımıyla izole edilme, ayrı tutulma halidir. Ancak yani İmralı Ada Hapishanesi söz konusu olduğunda tecritin bambaşka bir şekliyle karşılaşıyoruz. Bu nedenden dolayı yani İmralı Ada Hapishanesi'nde uygulanan sisteme tecrit demek az kalır. Şöyle belirtiyorum. Yani İmralı Ada Hapishanesi'nde 25 yıldan bugüne dair yani Sayın Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinden bugüne dair Türkiye cezaevlerinde uygulanan mevzuat uygulanmamıştır. Tamamen özel bir rejimle yönetilmiştir. Yani öncelikle buna dikkat çekmek gerekir. Ya şöyle tanımlayabilirim. İmralı Ada Hapishanesi'nin son 25 yılını film şeridi gibi gözümüzün önüne getirecek olursak Sayın Öcalan'ın hak ihlaline uğramadığı bir saniye bile göremeyiz. Ya da hukuka uygun bir işlemin tesis ettiği bir kare görmek mümkün değil. Biz bunu tanımlamakta gerçekten zorluk çekiyoruz. Yani İmralı Ada Hapishanesi'nde son 42 aydır neler olduğundan dünya bir haber. Hiçbir şekilde bir haber alma hali mevcut değil. Biz her ne kadar bunu mutlak iletişimsizlik olarak tanımlasak da İmralı'da uygulanan rejim ne ulusal ne uluslararası mevzuatta tanımlanmamış. Birbirini tamamlayan unsurlardır. Yani bir aşamada o uluslararası hukuksuzluk bugün ulusal hukuksuzluk olarak devam etmektedir. Keza mesela şunu söyleyebilirim. Çok basit bir örneği var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden örnek alarak Türkiye'nin de yani Anayasa Mahkemesi'nde uyguladığı bir kriter vardır. Diyorlar ki bir insan eğer yargılanıyorsa bu
yargılanma süresi 5 yılı aşıyorsa bu adil yargılanma hakkının ihlal edildiği anlamına geliyor ve böyle değerlendiriyor. Bakın niye ulusal ve uluslararası hukuksuzluk diyoruz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde 2013 yılından beri İmralı Ada Hapishanesi'nde Sayın Öcalan ve arkadaşları için yapılan başvurular ve başvuruların sonucuna bağlanması bekleniyor. Ancak geçmiş 10 yılda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kendi kriterlerini çiğneyerek bunu sürümcemede bırakıyor ve karara bağlamıyor. Yani biz kararın ne olması gerektiğini tartışmıyoruz. Olumlu veya olumsuz bir karar bekliyoruz. Yine keza Anayasa Mahkemesi önünde, yani Türkiye'de bireysel başvuru yolunun önünün açıldığı günden bugüne, yanılmıyorsam 2013 yılından beri 60'ın üzerinde herhangi bir iddiayla mahkemenin önünde bekleyen başvurular var. Bu başvuruların hiçbiri karara bağlanmamış.